Haber'e hoş geldiniz. Bu hafta akaryakıt sektörünü konuşacağız. Petrol Ofisi CEO'su ve yönetim kurulu üyesi Selim Şiper bizle beraber. Selim Bey hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. 2017'yi nasıl kapattı sektör? Şöyle kısa bir değerlendirelim. Sonra 2018 beklentilerinizi alacağız. Tabii. Hayırlı olsun öncelikle Petrol teşekkür Ofisi. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. CEO'luğunuz buyurun. Efendim 2017 zannediyorum tüm akaryakıt sektörü evet. açısından. İyi olarak addedilebilecek bir yıl olarak tarihe geçecek. Bunun bir tarafı öyle çok fazla fiyat hareketi olmadı. İkincisi veya enflasyon üzerinde bir fiyat evet. hareketi olmadı. Petrol fiyatları makul seviyelerde seyretti. İkincisi de hem benzinde hem dizelde, motorinde tüketim artışı meydana geldi. Sadece otogaz tarafında o da hiç kayda değecek bir şey değil. Onu da yani 2016 yılıyla eşit düzeyde diye addedebiliriz. Dolayısıyla tüketim açısından başarılı bir yıl oldu. Ve zannediyorum geçen sene tüm sektör olarak 170 ila 180 milyarlık bir net satış hasılatı üretilmiş olsa gerektir. Dolayısıyla bu çerçevede de işte istihdam rakamlarımız, vergi rakamlarımız o düzeyde ileri gitmiştir. Dolayısıyla hani 2017'yi tekrarında yarar olacak bir yıl olarak anabiliriz diye düşünüyorum. Evet, 2018'e gelelim. İlk çeyreği bitti 2018'in. Şimdi evet. Petrol Ofisi çerçevesinde sorarsak, tabii sektör değerlendirmesi de yapabiliriz. Satış geliri olsun, çünkü sizin büyük bir istasyon ağınız da var. Evet. Lider şirketlerdensiniz evet. Sektörde. Daha en fazla i̇şte, istasyonu olan biziz aynen, Türkiye'de. Aynen, LPG terminalleriniz var. Burada bakarsak hedefler neler? 2018'de neler yapacaksınız? Şimdi 2018 yılında da eğer... başımıza çok büyük bir ekonomik arzu etmediğimiz durumlar gelmezse Allah. Ülke olarak. Normal şartlar altında akaryakıt kullanımının artması beklenmelidir. Bu yılın geçen yıla göre biraz farkı olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü gittikçe artan bir şekilde dünya üstündeki petrol ve türevlerinin fiyatları daha sık değişmelere tabi oldu. Yani bu volatilitesi yükseldi evet. deniyor buna. Bu maalesef biraz bizi yorabilir bu sene. Bir de tabii Türk lirasının dolara olan durumları da bunu etkiliyor. Çünkü bizim eninde sonunda satış fiyatlarımızı etkileyen iki tane ana unsur var. Bir, petrol fiyatı. İki, Türk lirasının dolara karşı olan durumu. Onda da çok volatil bir seyir. Onda da yani evet. arzu etmediğimiz kadar oynaklık söz konusu. İnşallah bunlar biraz daha durulduğu takdirde bu yılda yani 2018 yılında da tüketimin artacağını, araç sayısının artacağını ve bu şekilde daha ekonomik olarak refahın artacağını ümit ediyoruz. Şimdi ben fiyatlara değinmek istiyorum. Evet. Malum özellikle akaryakıt sektöründe çok konuşuluyor. İşte dolar kuru volatil dedik Türk Doğru. lirası. İşte değişen emtia fiyatları nasıl yansıyacak? Yani şimdi vatandaşa malum zam olarak görüyoruz. Ama evet. 2018'de neler söylersiniz? Bu trend devam edecek mi? Şimdi bakınız yılın başından beri eğer hafızam beni yanıltmıyorsa iki defa pompa fiyatlarının artışı ve buna mukabil de iki defa inmesi söz konusu oldu. Hı. Şimdi bakın bu biraz 2018 yılında yani şu ana kadar işte evet. 2,5 aylık dönemde Anladım. İki defa arttı iki defa evet. düştü. Evet. Şunu bir defa açıkça ortaya koyalım. Hı hı. Çünkü çok geniş bu konuda fazla bilgili olmayan tüketicilerimiz zannediyor ki bu petrol fiyatının vesairenin artması başta istasyonlar yani bayiler olmak üzere bizim gibi akaryakıt dağıtım şirketlerinin işine geliyor. Böyle Doğru. bir durum yok efendim. Böyle zannediyorum. Şimdi Doğru. Türkiye'de evet kanunen bu akaryakıt ürünlerinin fiyatlarının tespiti vesairesi serbesttir. Ve fakat biz düzenlenmiş bir piyasayız. EPDK diye bir gerçek var. Ve bizim uygulamış olduğumuz nihai tüketici fiyatları çok ciddi bir şekilde
ilçe bazında neredeyse, il bazında. İl bazında. EPDK tarafından büyük bir izleme ve denetleme altında. Evet, çünkü cezalar da kesiliyor. Tabii ki. Yani çok tabii sıkı ki, tabii bir tabii, denetim var. Tabii ki. Şimdi zaten EPDK'nın kurmuş olduğu düzen dünyada esasında örnek teşkil etmesi gereken bir düzen. Daha doğrusu onların öngörüp bizlerin maddi olarak bir takım harcamalarla yaratılmış olan bu otomasyon sistemi vesaire. Hı. Ki isterseniz ona sonra değiniriz. Tabii. Çünkü dünyaya örnek bir noktadayız bu konuda. Hı hı. Ama fiyatlandırmaya gelirsek açıkça şunu ifade edelim. Türkiye'de akaryakıt fiyatları sonuç olarak sadece ve sadece iki şeye bağlı. Biri Türk lirasının dolara olan paritesi. İkincisi dünyadaki petrol fiyatları. Hı hı. Çünkü akaryakıt dağıtım şirketlerinin ve bayilerin kendi şirketlerini devam ettirmeleri, bu hizmeti verebilmeleri, yani masrafları, yatırımları ve tabii ki eninde sonunda bu ticari bir hayattır. Tabii ki. Bu işten elde etmeleri gereken ticari kazançları litre başına 55 ila 56 kuruş arasında sabit neredeyse. Hı. İster petrol fiyatı yükselsin, İster Türk lirası dolara karşı değer kaybetsin. Bu evet pompa fiyatlarına zam, yani fiyat artışı olarak yansıyor. Ve fakat burada ne dağıtım şirketleri ne bayilerin herhangi bir kazancı yok. Hmm. Çünkü 100 lira da olsa 50 lira da olsa burada öngörülmüş ve adeta artık genel geçer kabul edilmiş toplam masraf payı diyelim. Evet. Limitli. 100 lira da olsa 55 kuruş, 50 lira da olsa 55 kuruş. Şimdi bahsettiğimiz olay bu. Kimse tabii lütfen şunu düşünmesin. Efendim dolar arttı veya petrol arttı. İşte bayilerle, istasyonlarla, dağıtım şirketlerine gündoğdu. Böyle bir durum yok. Anladım. Bunu da EPDK gayet hassasiyetle takip ediyor. Hı. Şimdi evet Türkiye'de akaryakıtın üzerindeki vergiler dünyanın en ileri seviyesindeki vergiler. Evet, çünkü yaklaşık işte olarak Avrupa'nın en pahalı akaryakıtını kullanıyoruz. Şu anda en pahalısı dünya değil. Çünkü onlar Türk lirasının euroya karşı değer kaybetmesiyle şu anda en pahalı değil ama ilk üçe girer tabii. Evet, evet bizde vergi oranları yüksek. Yani sizin aldığınız 1 litre motorinin veya 1 litre benzinin %50'sinden fazlası KDV ve ÖTV olaraktan devlete bizim tahsildarlığımızla aktarılan paradır. Evet. Geri kalan %50 veya 40 işte gerçek ürünün maliyetidir ve 55 kuruşu da zaten dağıtım şirketleriyle bayinin aralarında paylaşmak durumunda oldukları masrafları ve elde edecekleri ticari kazançtır. Olay budur. Dolayısıyla öyle herkes konuşuyor işte petrol fiyatı artarsa karlılıklar artar falan, öyle bir durum yok. Hı hı. Ne bayiler açısından ne efendim dağıtım şirketler açısından. Dağıtmış. Hazır yeri gelmişken demince bir şeyden bahsettim. Buyurun. Türkiye bir takım konularda dünyaya örnek diye. Evet. Bakın Türkiye'ye EPDK'nın öngörmesiyle bizim dağıtım şirketlerimizin yaklaşık böyle toplam herhalde 1 milyar liraya varan bir masrafıyla ortaya çıkmış olan muazzam bir otomasyon sistemi var. Bu şu demek, Türkiye'ye bir molekül diyelim, bir litre dizel veya benzin ya ithal ediliyor, benzin ithal edilmiyor, biz kendi kendimize fazlasıyla yetiyoruz ama veya rafineri de üretiliyor. Bu molekül veya bu bir litre ortaya çıktığı andan itibaren adeta etiketleniyor. Ta ki bir aracın deposuna girene kadar. Güzel. Bakın bütün safhalarda bu molekül veya bu bir litre sayaçlarla vesaireyle ölçülüp biçilip anında dijital ortamda EPDK'ya bildiriliyor. Evet. Hatta neredeyse o bir litre, belirli bir bir litre dizelin, motorinin hangi plakalı araca sokulduğunu bile görebiliyorsunuz. Bayağı profesyonel bir sistem. Dolayısıyla bakın bu açıdan ürün kaçakçılığı meşhur bir olaydır. Hep akaryakıt işte sektörüne atfedilir haksız yere. Doğru. Efendim,
son 2-3 yıldır böyle bir ürün bazlı illegal faaliyet mümkün dahi değil. Ha bunun vergisel, bu kadar yüksek vergi olunca tabii bu vergileri kaçırıp kendine yan kazanç üretmeye çalışan maalesef bazı insanlar çıkabiliyor. Ha onlar bir takım mali hilelerle vesairelerle bir şeyler yapıyorlar. Ama ürün açısından bakarsanız Türkiye bu illegal faaliyetlere muazzam bir son verebilmeyi becermiş bir sistem kurmuştur. Evet. Dolayısıyla hani bu açıdan baktığınızda EPDK olsun, sektörde bulunan oyuncular olsun hakikaten çok büyük bir merhale kat etmiş olduklarını ifade etmek lazım. Çok güzel. Şimdi fiyatlardan bahsetmişken bu Sokar'ın da yeni bir rafinerisi devreye giriyor. Evet. Sektöre neler getirir? Hani fiyat açısından da konuşuruz. Valla iyi şeyler getirir diye ümit ediyoruz. Çünkü bakın Türkiye yani şu anda mevcut rafinerilerle zaten toplam ihtiyacın 3'te 1'ini karşılayabiliyor. Geri kalanını ithal etmek durumundayız. Evet, bayağı az bir oran. Sokar'ın rafinerisi de devreye girdiği zaman herhalde yarısına yakın bir bölümünü belki karşılayabiliriz. Gene biz ihracat yapacağız ama hiç olmazsa bunun bir kısmı veya artan bir kısmı yurt içinde üretilmiş olacak. Daha doğrusu rafine edilmiş olacak. Gene çünkü ham petrolü ithal etmek durumundayız. Doğru. Dolayısıyla bunlar çok güzel gelişmeler ve piyasaya da daha ülkeye katkı açısından bir şeyler getireceğini ümit ediyoruz açıkçası. Peki yine fiyatlandırma açısından işte dedik vergiler çok fazla. Mesela sektör temsilcileri olarak siz hani bu biraz daha dengelensin falan böyle bir çalışma musunuz, yapıyor musunuz bakanlık? Yani açıkça bir şey söyleyeyim. Ben bu sektörde yaklaşık 18 diyelim ki 20 yıla yakındır bulunuyorum. Bunlar her zaman çünkü çok aşikar şeyler bunlar hep masadadır. Ve fakat yani kabul edilmesi gereken bir başka gerçek var. Türkiye'de maalesef dolayısız vergiler, direkt vergiler bir türlü arzu edilen nispette toparlanamıyor. Bu açıdan baktığınızda Türkiye işte bütçesini vesairesini veya devletin yatırım ve harcamalarını halledebilmek için dolaylı vergiler üzerinden bu işi hallediyor. Ve bir şekilde bunlar finanse edilecek. Dolayısıyla maalesef arzu etmeyiz tabii ki. Hani keşke imkanlarımız ülke olarak daha fazla olsa da hani hiç vergi diye bir şey söz konusu olmasa öyle bir durum yok. Maalesef bu devletin en büyük gelir kapısı ve de toplanan tüm ÖTV'nin de zannederim %26'sı hatta 30'una toplam ÖTV ve KDV gelirlerinin %26-27 nispeti akaryakıttan alınıyor. Toplanıyor akaryakıt vasıtasıyla. Dolayısıyla devlet için çok önemli bir gelir kapısı. Bu ortadan kaldırıldığı takdirde de ne oluruz bilemiyorum. Yani %26 dörtte birinden fazla demek. Dolayısıyla yani akaryakıt sektörü enerji sağlamasının yanında en büyük vergi tahsildarı. Yani böyle bir hedge falan ortamı da... O hedge ancak üründe yapabilirsiniz. Üründe. Ama yani vergiye karşı bir şey yapılamaz tabii. Aynen. Ama zaten özellikle büyük oyuncular bunu yıllardan beri yaparlar. Kendilerini garantiye almak veya sürprizle karşılaşmamak için. Çok güzel. Şimdi sektörde özellikle akaryakıt sektörüne yabancıların ilgisi çok fazla. Biliyoruz işte Shell'i olsun, BP'si olsun, sizde de birçok yabancı var şirkette. Yani bu ilgi devam eder mi? Çünkü mesela elektrik dağıtımda böyle bir ilgi yok. Yani enerji sektörüne bakarsak en çok akaryakıta böyle bir ilgi var. Neden şimdi, böyle? Bunu birkaç açıdan değerlendirmek lazım. Birincisi, ben fikir itibariyle sermayenin veya bir ülkeye güvenip yatırım yapmanın, yani fabrikalar kurmanın, tesisler yapmanın, dolayısıyla vatandaşlara istihdam sağlamanın, yerlisinin, yabancısının pek ayırt edilemeyeceğini düşünüyorum. Başka bir deyişle, paranın pasaportu olmaz.
sermayenin pasaportu olmaz. Tabii ki. Sermayenin sermaye ürkektir. Güvenmediği yere girmez. Girmek için de 5 hesap yapar. 5 de bunun sağlamasını yapar da girer. Hele şimdi günlerde daha tabii. Çok düşünüyorum. Dolayısıyla bir de evet. Türkiye'de baktığınızda yani sevmediğim bir laf yabancı sermaye. Çünkü dediğim gibi bunun pasaportu olmaz. Evet. Uluslararası yatırımcıların getirmiş olduğu sermayelerden bahsediyoruz. Baktığınız zaman bu kökenli şirketlerin de Türkiye'ye hani vergi açısından veya işte SSK vesaire gibi herhangi bir kötülüğü de dokunulmamıştır. Evet. Ama baktığınız zaman tabii ki akaryakıt sektörü büyüyen ve gelişen ve gelişecek olan bir sektör olduğu için her zaman aklı başında yatırımcıların yerlisi yabancısı hiç önemli değil. Yani Türk'ü veya Türk olmayanı. İlgisini çekecektir ve çekmeye devam edecektir. Çünkü Türkiye akaryakıt pazarı büyüyecektir. Neden bunu söylüyorum? Bakın Türkiye'de 1000 kişi başına 160-170 otomobil düşer. Bu Avrupa Birliği ülkelerinde ki bunun içine hani bizim komşularımızı falan gibi daha mütevazi ülkeleri de dahil ederseniz yaklaşık 400-500 arasıdır. Demek ki bizim kat edecek mesafemiz var. Zaten o nedenle Türkiye'de neredeyse her yıl 1 milyona yakın otomobil satılıyor. Dolayısıyla bu araç sayısı arttıkça buna da ama benzindir ama dizeldir bir yakıt gerekecek. Dolayısıyla bu büyüyecektir. Her aklı başında yatırımcı hesabını kitabını doğru düzgün yaptıktan sonra bu işe girer. Elektrik tarafında tabii durum öyle değil. Çünkü elektrik akaryakıt piyasasına göre daha sonraki zamanlarda serbestleşmiş ve de hani serbestletme sürecinde önce herkes ya bu işte para var diye bir girer. Ondan sonra gerçeği görürler. Biraz galiba bu çocukluk hastalıklarının üstesinden gelen bir sektör. Dolayısıyla pek o kadar da hani tabii ki o da büyüyecektir. Tabii. Tüketimi artacaktır. Dikkat buyurun. Ekonomik gelişmenin en büyük göstergeleri elektrik ve akaryakıt harcamasında tüketimindeki artışlardır. Doğru. Bu olacaktır. Fakat daha emekleme döneminde bir piyasadır elektrik. Dolayısıyla oturmuşluğu daha az olduğu için akaryakıta göre daha şu anda hatırı sayılır uluslararası yatırımcıların pek fazla ilgisini çekememektedir. Belki izliyorlar daha ne olacak diye. Tabii biraz daha izlemedi. Tabii ki. Yani şunun şurasında biz serbest elektrik piyasasına geçeli 10 sene oldu. Ama akaryakıt piyasası yani benim temsil etmekten gurur duyduğum şirketim 77 yaşında. Evet. Yani o bakımdan baktığınız zaman arada bir yaş farkı var. Evet. Şimdi işte araç sayısı artıyor. Malum evet. İstanbul'un trafiğini de biliyoruz. Araçlardan söz açılmışken şöyle ben elektrikli araçlara değinmek istiyorum. İşte dünyada da artan bir trend var. Tesla çok. Biliyorsunuz çok revaçta şu anda. İşte Avrupa'da da böyle. Biz tabii biraz geriden takip ediyoruz ama siz petrol ofisi olarak şarj istasyonları kurdunuz mu? Kuracak mısınız? Böyle bir plan projeler var mı? Bu elektrikli şimdi araçlar benim, konusunda. Şimdi benim bir defa biz kurum olarak, petrol ofisi olarak biz çünkü bu ülkenin devlet kaynaklarından yaratılmış bir şirketiz. Evet. Bizim özelleştirmemiz 2000 yılındadır. Ondan evvel 1941'den 2000 yılına kadar devlet sektörüyüz biz. Evet. Dolayısıyla bunun değerini ve önemini fevkalade bilincindeyiz en azından şu anda bu işi yönetenler olarak. Bu ne demektir? Türkiye'nin her hamlesinde bizim üstümüze düşen rolü hatta öncülüğünü üstlenmemiz demektir. Tabii. Bu nedenle biz evet Türkiye'nin bize göre en olması gereken biçimdeki elektrikli araç şarj istasyonunu açtık. Şu anda bir tane var. Yani bir tane. Ama planımızda bunları özellikle şehirler arası güzergahta arttırmak yatıyor. Şu anda bu yaptığımız işin hiçbir ticari anlamı yok. Ben size söyleyeyim günde bir tane filan araç şarj oluyor. Çok fazla araç sayısı aslında. Şimdi efendim bakınız bu elektrikli ve hibrit araçların bir saygın derneği var. Evet. Onun rakamlarıyla konuşursak. Efendim geçen sene elektrikli araç satışları %326 artmış Türkiye'de. %326 ve 77 adede ulaşmış. Şimdi demek istediğim şey şu. Evet. Tabidir ki gelecekte elektrikli araçların yeri olacak. Fakat bu
bu konuda fazla derin bilgiye sahip olmayanların düşündüğü gibi bugünden yarına gerçekleşecek bir olay değil. Dünyada dediniz, bakınız dünyada şu anda 1.3-1.4 milyar araç var. Bunun 1.4 milyonu elektrikli. Tamam, diyeceksiniz ki hibritler var. Hibritler var da bir hibrit araçta işte 50-60 kilometre elektrikle gidip ondan sonraki 200-300 kilometreyi gene benzinle kat ediyorsunuz. Sırf elektriklilerden bahsediyoruz. 1.4 yani bunu da başka bir şey. Binde 1.4. Türkiye'de de işte dediğim gibi %326 artışta 77 adet full elektrikli araç satışı gerçekleşmiş geçen yıl. Tabii ki gelecek ama az. Çok az. Çünkü teknolojik olarak özellikle batarya tarafında dünyanın teknolojik olarak kat etmesi gereken muazzam bir mesafe var. Dolayısıyla evet elektrikli araçlar olacak. Evet biz petrol ofisi olarak hani işin öncülüğünü veya yol göstereceğini yapmak babından buna şarj istasyonları vasıtasıyla destek vereceğiz. Ve fakat bunun önümüzde öngörülebilir bir zaman içerisinde dizel veyahut da benzinli araçları tehdit eden veya bunların önemini azaltan yerini bir alacak. Boyutta olmayacağını düşünüyoruz. Anladım. Sırf rakamsal nedenlerle. Anlıyorum. Peki ben bu biraz perakende tarafına değinmek istiyorum. Burada da rekabet oldukça fazla. İşte bayilerin içinde perakende satışları da oluyor. Burada ne kadar çok gelişir daha çok piyasa? Bunu öğrenmek istiyorum. Bir de verimli verimsiz bayiler vardı. Evet. Bunlar hakkında neler söylersiniz? Daha fazla bayilik alanında da büyüyecek misiniz? Şimdi bahsettiğimiz perakende tarafı zannediyorum akaryakıt dışı satışlardan bahsediyoruz değil mi? Aynen. İstasyon marketlerinden bahsediyoruz. Tabii. Evet. Şimdi efendim birincisi bu verimli verimsiz bayi. Esasında verimli veya verimsiz bayi diye bir şey olmaz. Bu tamamen istasyonun bulunduğu lokasyonla ilgili bir şeydir. İstasyon vardır önünden 1000 araç geçer günde. İstasyon vardır 4 tane geçer. Eğer siz kalkıp da 4 araç geçen bir yere yatırım yapmışsanız zaten bu yanlış bir yatırımdır. Dolayısıyla evet zaman içerisinde özellikle petrol ofisi açısından benzer durumlar söz konusu olmuştur. Özellikle özelleştirme öncesinde politik sahiplerle verilmiş bayilikler olabilir. Evet. Ama bunlar büyük ölçüde temizlenmiş ve şu anda normal olması gereken bir omurgaya oturmuştur. Gelelim istasyondaki akaryakıt dışı satış mevzuna. Evet. Efendim bu bana göre istasyonların evrilmesi, kendini değiştirmesi veya değişime tabi olması olayıdır. Bundan 30-40 yıl evvel ben size Türkiye'nin en nezih ve böyle canlı bir istasyonunu tarif edeyim izin verirseniz. Tabii. Benim yaşım bunu hatırlamaya yetiyor. Şimdi efendim iki tane pompa, üç tane pompa bunda bir sorun yok. Derken eğer çok iyi bir istasyonsa hidrolik bir lift ve muazzam bir yağlama takımı. Çünkü o zaman araçlara daha fazla yağlama gerekiyor vesaire filan. Bu yağlama işi başlı başına bir işti. Derken onun yanında bir ofis. O ofiste satılan işte toz bezi, üst tübü, tabii ki motor yağı, zincir, güderi gibi tamamen birebir otomobille ilgili şeyler. Bir de onu da unutmayalım lastikçi. Lastik tamiri yapılırdı. Tabii. Çünkü o zamanki lastikler de bugünkü kadar dayanıklı değildi. Bugün geldiğimiz günde ne oldu? Veyahut da aradaki süreçte ne oldu? Yavaş yavaş böyle acil ihtiyaçların giderilebileceği içecek gibi veya çok küçük yiyecekler gibi bir şeyler de satılmaya başlandı. Derken bu portföy de genişledi. Hem aracın başka pek çok ihtiyacını satar, hem temizlik malzemelerinden tutun pek çok şahsi kişisel bakım ürünlerine kadar bir takım ürünlerin yapıldığı ve adeta böyle süpermarketlerin küçüğü boyutunda marketler oluştu. Ve bunların en büyük özelliği 7 gün 24 saat hizmetinizde. Evet. Dolayısıyla bu geldiğimiz noktada pek çok istasyonun bu hale dönüştüğünü görüyoruz. Bundan sonra da evrilecektir. Bu istasyonlar mesela bizde bir finans kurumuyla yeni bir işbirliği yaptık. Para
alıp para gönderme imkanı sağlıyoruz müşterilerimize. Yani bir finansal işlem merkezi haline dönüşecektir. Evet. Dolayısıyla gittikçe artan bir şey ki şu anda herhalde %10-15 nispetinde istasyon cüresini, cirosunu temsil etse gerektir bunlar en fazla. Bu oran gittikçe artacak ve bunlar adeta bir sosyal merkez haline dönüşecektir. Sadece akaryakıt satışının dışında. Evet Selim Bey, programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Tekrar bekleriz efendim. Evet, üst düzeyde Petrol Ofisi CEO'su Selim Şiper sorularımızı yanıtladı. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim.